Merhaba efendim. 9 Ekim 1690. Serhat şehir Belgrad'ın yeniden Osmanlı sınırlarına dahil edildiği yıl. Bu münasebetle gelin bugün Belgrad hakkında tarihi bazı malumatları başlıklar halinde sizlerle paylaşalım. Efendim Belgrad Orta Avrupa'da Batı Avrupa'nın kapısını açıldığı Orta Avrupa'nın içinde bulunan ve Batı Balkanların son noktası sayılan bir stratejik mevkidir. Belgrad, Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği Platon'un ortasında kurulmuş, her iki nehrede nazır bulunan, askeri bakımdan stratejik, ovaları bakımından da verimli, oldukça önemli bir Orta Avrupa şehridir. Orta ve Batı Avrupa'yı Ön Asya ülkelerine bağlar. Ana yollar buradan geçer. Ön Asya'nın endüstri ve ticaretinin batıya aktarılması, ürünlerinin batıya aktarılması için buranın yollarının kullanıldığını biliyoruz. 1389 yılında birinci Murat Han'ın kazanmış olduğu ve şehit olmuş olduğu birinci Kosova Savaşı'ndan sonra Osmanlı sınırları süratle Belgrad'a kadar uzanmış idi. Yıldırım Bayezid Han devrinde de Belgrad kapılarına kadar gelinmiş idi. Daha sonra Fetret Devri Osmanlı'da başladı. Timur Lenk'e yenilen Yıldırım Bayezid Han'dan sonra Osmanlı mülkü parçalanmaya, fethet devri yaşanmaya başladı. Ama kısa süre içinde bu durum tekrar toparlandı. Çelebi Mehmet Han 1421 yılında saltanatını, sultanlığını, padişahlığını oğlu 2. Murat Han'a devrettikten sonra da Belgrad Osmanlılar tarafından zorlanmaya, fethedilmeye çalışıldığını, çalışılmaya başlandığını görüyoruz. İkinci Murat Han 1441 yılında Belgrad'ı 6 ay süreyle kuşatmış ama bir türlü fethine muvaffak olamamıştı. Çünkü Belgrad'ı kuşatan, Belgrad'ı saran kaleler o kadar sağlam ve yalçın idi ki, o kadar güzel korunuyor idi ki Osmanlı askerleri 6 ay uğraşmalarına rağmen Belgrad'ı düşüremediler. Daha sonra gelen Fatih Sultan Mehmet Han 1453 yılında İstanbul'u fethettikten sonra batıya doğru yaptığı ilk seferinde Belgrad üzerine hücum etmiş. Belgrad'ı Fatih Sultan Mehmet Han'da önemli bir süre içinde muhasara etmiş olmasına rağmen Vidin fethedilecek Belgrad'dan da Osmanlı askerleri geri dönmüş olacaktı. Kanuni Sultan Süleyman devrine gelene kadar da Belgrad'a herhangi bir hücum yapılmadığını görüyoruz. 30 Ağustos 1521'de Kanuni Sultan Süleyman Han batıya yapmış olduğu seferlerin birisinde ve saltanatının ilk yılında hemen Belgrad'ın önemini kavrayarak Belgrad'ı mutlaka ele geçirilmesi gerektiğini Avrupa'nın kapısını açmak için Belgrad'dan geçilmesi gerektiğini görerek Belgrad'ı Efendim fethetmişti. 30 Ağustos 1521'de Belgrad'a girecek ve şehrin en büyük camiini kiliseye çevirdikten sonra da şehir Osmanlı hükmü altına girmiş bulunacaktı. İşte 167 yıl sürecek olan birinci Osmanlı hakimiyeti bu şekilde Kanuni Sultan Süleyman Han'ın burayı fethetmesiyle başlamış Olacaktı Belgrad'ı Atlama taşı yapan Kanuni Sultan Süleyman daha sonra Avrupa'nın önemli şehirlerine kadar uzanacak, hatta Viyana'ya kadar gidecek. Belgrad hep bir atlama taşı olarak bu dönemde kullanılmış olacak ama hep Osmanlı kentidir Belgrad. Bu tarihlerde Kanuni Sultan Süleyman Han Bağdat'ı da fethedecektir. Bağdat ve Belgrad aynı zamanda kafiye isimleri itibariyle de dillere destan olacak. Bağdat'a Darül İslam diyecek Osmanlı, Belgrad'a da Darus Selam diyecek. Darül İslam'la Darus Selam arasında at koşturan Kanuni Sultan Süleyman Han 46 yıl bu eksende hareket etmiş. Güneye doğru, kuzeye doğru, kuzeybatıya doğru, güneydoğuya ve kuzeydoğuya doğru Osmanlı mülkünü en geniş sınırlarına kadar genişletmişti Kanuni Sultan Süleyman Han. Tabi Belgrad o dönemin en önemli Osmanlı şehirlerinden birisi olarak hayatiyetini devam ettirecek. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, 4. Mehmet Han dönemi, 2. Viyana'yı kuşatmaya gitmek için Belgrad'da ordugahını toplayacak. Orada bu fethin krokileri çizilecek, müzakereleri yapılacak ve ordugah Begrad'dan hareket ettikten sonra birçok kaleyi fethettikten ve Viyana kapılarına geldikten sonra o malum olaylar meydana gelecektir. Nedir bu olaylar? Kısaca hatırlayalım. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Avusturyalıların yani Almanların Macarları ezme girişimlerine set çekebilmek ve Avusturyalılara yani Almanlara önemli bir ders verebilmek için Viyana'yı fethetmesi gerektiğini ordusunda bulunan bütün komutanlara hatırlatmış ve alınan karar gereği de ordu Viyana kapılarına kadar gelmiş. Orada kuşatma devam ederken Kırım Hanı'nın köprü başını tutma görevini ihmal ettiği veya kasten terk ettiği ve bu sebeple de Birleşik Haçlı Ordusu'nun Tuna değerine atlayarak Viyana şehrini kuşatmakta olan Osmanlı donan, e, kom, e, ordularının arkasından gelmek suretiyle onları iki ateş arasında bırakmış. Koca İbrahim Paşa ismindeki sağ kanada kumanda eden Osmanlı Paşası da sağ kanadı alıp geri çekildikten sonra artık Merzifonlu için yapacak pek bir şey kalmamış idi. Ordusunu kurtarabilmek için ricat emri verecek, Belgrad'a kadar orduyu çekmiş olacaktı. Muhterem izleyicilerim, Belgrad'da mahkemeler kurulacak. Ve Kırım Hanı herhangi bir cezaya çarptırılmazken, ordunun sağ kanadını kumanda etmekteyken, ihanet ederek orduyu ortadan ricat ettirmiş bulunan Koca İbrahim Paşa orada ipe çekilecek, idam edilecektir. Enteresandır. Koca İbrahim Paşa ipe çekildiği zaman en çok kızdığı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa hakkında padişaha son sözler olarak asılmadan önce son sözler olarak şunları göndermişti. Hünkârım, ordumuz perişan durumdadır. Ordumuzun bu bozuk halini yine düzeltebilecek tek insan Merzifonludur. Demek suretiyle Merzifonlu'nun hakkını teslim etmiş olacaktır. İkinci Viyana bozgunundan geri dönen Osmanlı ordularını takip eden Haçlılar kısa süre içinde yolda bulunan bütün kaleleri fethedecekler ve 1688 yılı yani bozgundan 5 sene sonra da Belgrad'ı ele geçirmeye muvaffak olacaklardır. Belgrad bu olaydan sonra düşman eline geçecek, büyük katliamlara uğrayacak ve orada bulunan eserler tahrip edilecek. Ancak iki sene sonra Osmanlı ordusu tekrar toparlanıp işte bugün 9 Ekim 1690 tarihinde Belgrad'ı düşmandan geri almaya muvaffak olacaklardır. Artık Belgrad Osmanlı'nın serhat şehridir. Bir Sırplara, bir Ruslara, bir Osmanlılara geçmektedir. Çünkü bu üçgenin tam ortasındadır Belgrad şehri. Nitekim 1717, 1739, 1789, 1791, 1806 1812 yıllarında Belgrad'ın hep el değiştirdiğini, bir o devlete, bir bu devlete geçtiğini görüyoruz. Hatta bunlardan Pasarovca ve diğer bazı e, anlaşmalara da Belgrad şehri hep konu olmuş bir onlara bir bunlara geçmiş oluyordu. 18. yüzyılda şehir bir sınır kanesi olduktan sonra Yamak denilen Yeniçeriler Belgrad'a muhafız olarak konulmuştu. Bu Yeniçerilerin en azgın dönemidir. Bunların Müslüman ve Hristiyan halka karşı kötü davranmaları üzerine Sırp ayaklanmaları vuku bulmuş. Sırplar Karayorki önderliğinde tarihte Sırp İsyanı diye tarihlere geçen isyanı başlattılar. ...ve Rusya'nın desteklediği kara ...13 Aralık 1806'da... ...Belgrad'a girmek suretiyle... ...Belgrad'ı işgal ettiyse de... ...1812 tarihinde... ...efendim... ...Osmanlı'nın... E, ...1813'te Rusya'nın Napolyon'la savaşmasından yaralanarak... ...Osmanlı Belgrad'ı tekrar geri almış oldu. Ancak... ...1878 yılında... Osmanlı-Rus savaşı yani 93 savaşında Rusların ta Edirne hatta İstanbul kapılarına kadar gelip dayanmaları hemen arkasından Ayastafanos anlaşması ile Balkan devletlerine müstakiliyet verilmesi esnasında Sırpların da 1878 yılında istiklalini kazandıklarını Belgrad'ın ebediyen elimizden çıkıp sırtlara teslim edilmiş olduğunu hatırlıyoruz acı bir hatıra olarak. 1878 yılının başka ha acı hatıraları da var ama bizim konumuz Belgrad olmuş olmasından dolayı biz bunların üzerinde durmuyoruz. Birinci Dünya Savaşı Avrupa üzerinde cereyan eden Avusturya, Rusya ve Almanların Bulgarlar da sonradan, Romenler de sonradan savaşa dahil edildi. Hep bombardımanları Belgrad üzerine olmuş, Belgrad büyük ölçüde tahribata uğramıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda tahrip edilen Belgrad'da Osmanlı eserleri ağırlıktadır. Camiler, medreseler, hanlar, hamamlar bu dönemde tahrip edilmiştir. Üstüne üstlük İkinci Dünya Savaşı da Belgrad civarında cereyan etmiştir. Bir de o katliamları, o tahribatları düşünürsek Belgrad'da Osmanlı eserinin hemen hemen kalmamış olduğunu görüyoruz. Ki toplam 346 yıl Sırpların da tahribatlarını buna eklemek lazım. Çünkü Sırplar Macarlar kadar Osmanlı'ya müsamahakar davranmamışlar. Osmanlı eserlerine karşı tahripkar bir tutum içinde bulunmuşlardır. 346 yıl boyunca Osmanlı hakimiyeti altında kalan Belgrad'ın bu dönem içinde 240 camisi, 270 medresesi, 10 hamamı, 26 çeşmenin yapıldığı efendim Kosovalı savcı Altay Suroy Recepoğlu tarafından tespit ve envantere dahil edilecek ama bütün bu eserler yerle bir edilmiş olduğunu Müslüman mezarlıkların dahi Belgrad'da tahrip edilmiş olduğunu görüyoruz. Ancak bugün Belgrad'da bir tane büyük cami vardır Müslümanların. Bayraklı Camii, Osmanlı Camiidir. Bayraklı Camii'de Belgrad'ın Müslümanlarına efendim Cuma namazı kılmak müsaadesi verilmiş. Ancak bu cami kafi gelmemiş olduğundan halk sokaklara taşıp sokaklarda namazını kılmak durumunda kalmaktadırlar. 50 İslam ülkesinin de temsilcilerinin bulunduğu Belgrad bugün Sırbistan'ın başkenti olarak Orta Avrupa'da varlığını, önemini, stratejik noktasını, stratejik önemini devam ettiren bir Osmanlı şehridir. Belgrad deyince aklımıza hep kahramanlıklar gelmektedir. Belgrad deyince aklımıza hep şehitler gelmektedir. Belgrad deyince ulu camiler, mühim eserler aklımıza gelmektedir. Ama bugün bu eserlerin yerine yerler esmekte olduğunu esefle, üzüntüyle biliyor, okuyor, görüyoruz. Bugünlük süremiz bu bitti efendim. Hepinize sağlıklar diliyorum. Bereketle kalın.